Bugün bu meydana yüreğini koyan, eline aldığı ay yıldızlı bayrağımızı, evetli bayraklarımızı dindi. Bütün eller, ak eller, arka taraf, alandaki bütün eller, çok teşekkür ediyoruz, harikasınız. Başbakanımızı karşılamaya hazır mıyız? Daha değil, hazır mıyız? Harikasınız. Birazdan dediler, al geldi çattı diyeceğiz. Sevdaların buluşma vakti geldi çattı diyeceğiz. Ama öncesinde sizlere hitap etmek üzere Bilecik milletvekilimiz Halil Erdemir'i sahneye davet ediyorum. Aziz hemşerilerim, değerli Bilecikliler, Ertuğrul Gazi'nin torunları, Şehrede Bali'nin torunları, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Bugün yeni Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, lider Türkiye'nin habercisi olan referandum öncesi bu Cumhuriyet Meydanı'nı bu kalabalıkla, bu coşkuyla doldurduğunuz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerim, 16 Nisan günü Allah nasip ederse bir referandum yapıyoruz. Bu referandumda ülkemizi daha ileri seviyelere götürecek, daha güçlü kılacak ve dünyadaki mazlumlara daha fazla ümit olacak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini oynayacağız. İşte diyorum ki bugüne kadar başardıklarımız bundan sonra başaracaklarımızın teminatı olacak. Ama daha fazlasıyla, daha fazlasıyla, daha fazlasıyla başaracağız. Dünyaya inat. Bütün büyük projeleri tek tek yapıyoruz. Ama bunlardan daha ötesini, daha büyüklerini bugüne kadar hep birlikte başardığımız gibi başarmaya devam edeceğiz. Çünkü biz kerameti kendinden bilenlerden değiliz. Eğer bugün bu ülkede bir başarı varsa bu aziz milletimizin başarısıdır, Bilecikli hemşehrilerimin başarısıdır. Çünkü ne zaman kapınıza gelsek, ne zaman sandıkta destek istesek bizi hiç yalnız bırakmadınız. 16 Nisan'da da güçlü bir şekilde evet diyeceğinize inancımız tam. İşte bu umutla, bu ümitle ve geleceğe dair güzel projelerimizle sizlerle birlikte hep beraber yürüyecek, hep beraber yürüyeceğiz. Evet, biz bu millete hep teşekkürüz. Çünkü millet, Kadir Şinas bir milletimiz var. Değer bilen bir milletimiz var. Vefalı bir milletimiz var. İşte önümüzdeki süreçte sizin bize vermiş olduğunuz emanetleri daha da yüceltmek için bize verdiğiniz yetkiyle bu memleketi daha ileriye götürmek için hep birlikte çalışacağız. Bugün Avrupa ne yaparsa yapsın, istediği kadar hayır mitingleri düzenlesin, İstediği kadar manşetler atsın, İstediği kadar olumsuz propaganda yapsın, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş cumhurbaşkanına, başbakanına her türlü hakareti yapsın, ama biz şuna inanıyoruz, şuna güveniyoruz. Biz diyoruz ki ne yaparsanız yapın, tanklarınızla yapın,
uçaklarınızla yapın. Bize Allah yeter, bize millet yeter diyoruz. İşte hep birlikte geleceğe. Birilerinin bunlar zoruna gidiyor. İstedikleri kadar zoruna gitsin. 2008 yılından beri Avrupa ekonomik krizden çıkamıyor. O zaman başbakanımız, cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi ekonomik kriz teğet geçecek diyordu. Hakikaten baktığımızda Türkiye'yi teğet geçti. 2008'den beri bütün büyük projeleri yapmaya devam ediyoruz. Avrasya Tüneli'yle, Marmaray Tüneli'yle, 3. köprüsüyle, 3. havalimanıyla büyümeye devam edeceğiz. Onlara inat, bütün büyük projeleri de yapacağız. Şimdi 3. havalimanını da tamamlayacağız. Çanakkale 18 Mart köprüsünü de yapacağız. Biz diyoruz ki bizi durduramazsınız. Biz bir oldukça, milletimizle beraber oldukça biz büyük projeleri başaracağız, başaracağız, başaracağız. Evet değerli hemşehrilerim, 16 Nisan Bilecik ilimiz için, Türkiye'miz için, aydınlık yarınlarımız için, güçlü Türkiye için bir milat olacak diyorum. Bu coşkunuza tekrar teşekkür ediyor. Hepinizi muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sayın vekilimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok teşekkürler. Hazır mıyız? O geliyor. Şöyle bütün bayraklarını görelim bir daha. Bütün bayrakları. O geliyor. Birbirimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı geliyor. Aydınlık yaralarımızın mimarı geliyor. AK Parti Genel Başkanımız, Başbakanımız Binali Yıldırım geliyor. Tek millet, tek hata için, toprağında yatan için, tüm ecdadı vatan için, tabii ki evet, tabii ki evet. Sevgili Bilecikliler, aziz kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Devletler doğuran Medeniyetler Merkezi Bilecik'i selamlıyorum. Erenler Ocağı Bilecik'i selamlıyorum. Bir tohumdan bir çınar, bir obadan bir beylik, bir beylikten bir devlet, bir devletten bir medeniyet, bir nizama alem çıkaran Türkmen obalarının yörük yiğitlerini selamlıyorum. Sır, Bozüyük, Gölpınar, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Yeni Pazarı, orada yaşayan bütün kardeşlerimi selamlıyorum. Bilecik, 16 Nisan'da Pazar günü bir direnişe, yeniden yükselişe hazır mısın? Bilecik, bir sefer daha tarih yazmaya var mısın? Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Pazar günü bu zafer sizin zaferiniz olacak. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun.